bir hata yaptık diyor. Ama diyor kara parayla işimiz yok diyor. Çünkü Türkiye'de vergiden ceza yemeyeceklerini, yani yatarı olan ceza yemeyeceklerini biliyorlar. Şimdi bak, olayı nereye götürmeye çalışıyorlar biliyor musunuz? Bilerek ya da bilmeyerek. Bütün sosyal medyadaki herkese de sesleniyorum. Olayı, bu olay sadece Dilan Polat, Engin Polat olayı değil. Gerçekten çok büyük bir organizasyonun olayı bu. Ve bu olayın içerisinden çıkış yoluyla bu başlarsa bunun devamı gelecek. Çünkü biraz sonra anlatacağımız dosyayı da görecekler. İnsanların 2-3 yıl içerisinde milyar TL'lerden bahsettiği ve bunu artık gösterebilmek adına o kadar çok ki para, bunu sergilemek istiyorlar. Sergilemek istiyorlar. O para birilerinin 10 yıl boyunca kazanabileceği, 20 yıl boyunca kazanabileceği parayı anlık bir alışverişte harcadığını beyan eden bir kişinin bu paranın da hesabını verebiliyor olması gerekiyor. Devlet de bunu soruyor. Diyor ki şimdi, devlet, sen bu paranın bana hesabını vereceksin. Şirketler kurup, o şirketten ona fatura kesip, hayali ihracatlar yapıp, oradan onu yapıp, bunu yapıp yapamazsın diyor. Bak şimdi mesela sana bir bilgi daha vereyim. Geçen hafta burada şey anlattım. İhracatlar neden açık diye anlattım değil mi? Evet. Gümrükteki kayıtlar. Evet. Beni Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden aradılar. Böyle bir şey olamaz Murat Bey dediler. Biz de bakıyoruz dediler. Murat Bey gümrüğü karışmış. Hemen oraya kişiler gitmiş. Ben ne öğrendim? Oradaki kaynaklarım diyeyim. 6 ay önce Murat Bey gümrüğüne rüşvet operasyonu yapılmış. Gümrük müdürü dahil onlarca kişi tutuklanmış. Elinde, iş yerinde, evinde paralarla yakalanmışlar. O paralarla yakalanmasına rağmen bu kişiler tahliye edilmiş. Şöyle. Ve aldığım bilgiye göre bunun içerisinden de bir şey çıkacak. Yani o bir yüzden şey. Bu sadece Polat ailesi değil, sadece bu değil. Bir çarkı. Çok büyük bir çark bu. Bak, bu çarkın içerisinde çıkacaklar öyle afaki şeyler değil. Altını çizerek söylüyorum ben. İstedikleri kadar tehdit etsinler. İstedikleri kadar atıfta bulunarak açıklamalar yapsınlar. İstediği kadar şunu yapsınlar. Açıklamalarında demişler ya işte hakkaniyetli Murat Arel dışında aleyhimize yayın yapsa da diğerleri falan gibi tehditler yapmışlar. Kimse onlara duyduğu düşmanlıktan veyahut da besledikleri kinden dolayı falan soru sormuyor. Öğrenmek istiyor insanlar. Diyor ki insanlar, kardeşim ben 20 yıl öğretmenlik yaptım. 20 yıl öğretmenlik yaptım. Devletten kazandığım para benim, aldığım emeklilik param ve kazandığım maaşla ben ayağıma ayakkabı alamıyorum. Sen nasıl oluyor da bu hayatı yaşıyorsun 3 yılda diyor. Diyor ki adam, ben asgari ücretin biraz üstünde çalışıyorum. Her ay sonunu zor getiriyorum. Kredi kartımı ödeyemiyorum. Sen çocuğuna sadece 5 milyarlık oyuncağı nasıl aldın diyor. Diyor ki hanımefendi, ben bir marketin kasiyerinde çalışıyorum. Asgari ücretle maaş alıyorum. Senin aldığın, kota verdiğin, gösterme diye yayınladığın, kota vermiş olduğun euroya ben bir yıl boyunca çalışıyorum. Ben o zaman bu devlete niye çalışıyorum, niye vergi veriyorum diyor. İnsanlar bu sorunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Bu sistem nasıl diyor. Bu sistem nasıl? Nasıl yaptınız bunu diyor. İnsanların zenginliklerinde gözü yok. Eğer helalinden kazandıysa harcasınlar ya. Vallahi bu Polat ailesi için değil sadece ama memleketteki her şey için bu kadar net sorulsaydı belki şu an çok başka bir tablo olabilirdi ki. Ya zaten yargı dosyasını da anlatacağız. Öyle büyük bir suskunluk var ki. Ben 2008 yılından beri makale yazıyorum Timur. Timur. 2008 yılında ilk makalemi yazdım ben. Ergenekon'dan gözaltına alındım, çıktım, 12 yıl boyunca yargılandım, 117 tane davadan yargılandım, beraat ettim, en son bir tane davadan ceza aldım, cezaevine girdim, çıktım. Yaşadım bunların hepsini. O kadar olay yazdım ki. Ya gündeme geldiğimiz şeyler, en son Kızılay çadır satış haberini yazdık, ardından kanser ilaçlarını, her hafta burada bir dosya anlatıyoruz. Kamuoyunun dikkatini bu dosya çekti. Sahiden üzücü. Bunu konuşuyoruz kendi aramızda evet. Zaten. Yani çadır haberinden... Çadır satılması haberinden seni tanımayan, kanser ilaçları haberinden seni tanımayan insanlar Dilan Polat haberinden sonra mı seni tanıyorlar sokakta? Yani tabii ben o sokakta o kadar çok iletişimde olmadım ama evet uçakta işte fuara gittiğimde orada gördüğümde Murat Bey ne olursunuz bu dosyanın peşini bırakmayın diyor. Ya diyorum diğer dosyaları biliyor musunuz? Vallahi ben sizi yeni tanıdım diyor. Bu dosyayla tanıdım ya bu diyor. Sadece kamuoyu açısından değil de şu ya mesele. Birçok ekran şimdi Murat'ı arıyor bu yayınlar için. Her yerde bu aile evet. Haber olabiliyor. Ama diğer anlattığınız bütün dosyalar gerçekten Türkiye'yi sarsabilecek dosyalardı. Evet. Ama o haberleri yapamadıkları için
Yani o haberleri yapamayacakları da için hiçbir zaman onları gündeme getiremediler. Bu meselenin magazin kısmı daha öne çıktığı için yani bize ne Polat ailesinden yani ne Dilan Polat'ı tanırız ne Engin Polat'ı tanırız. Ama burada çok başka bir mesele var. Büyük bir çark var. Evet araştırılmalı. Kişisel meselemiz evet, de yok. Biz yargıda değiliz, savcı da değiliz, hakim de değiliz. Biz gazeteciyiz. Toplumun haber alma hakkını gözeten, kalemini namus bilen gazetecileriz bizler. Hakkaniyetten ayrılmadan, kişilerin hakkına ithamda bulunmadan... Belgeler üzerinden, yargının verdiği kararlar üzerinden devam ediyoruz. Yargı bile hata yapsa onu hayır bu hatalı bir karar bence diye nitelendirebiliyoruz. Ama şunu söylemeye çalışıyor. Bu meseleyi ilk günden beri gündeme getirmeye çalışan tüm gazeteciler bu iş başka yere gidiyor. Bu işin içerisinde bir çark var. Bu nedenle bu kadar sık bir şekilde anlatılmaya çalışılıyor. Şimdi Murat bir isimden bir ismi soracağım. Hani kim dedik ya Ahmet Gün kim ve ne oldu şimdi Ahmet Gün'e ilişkin bir adım atıldı. Şimdi bakın, önce şu dosyanın şeyini bitireyim. Bu soruşturma devam ediyor. Kendilerini hazır hissediyorlar, avukatları hazır hissediyorlar ve görüştükleri avukatlara da sadece vergi ile ilgili kısmı söylüyorlar. Ama ki yaptığı açıklamalarda da organize suç yok falan gibi söylüyorlar. El koyma ve tedbir kararlarında ve iddianamenin soruşturmanın içerisinde de suç örgütü kurma ki bütün gazeteler yazdı zaten bunu. İlk başta da işte malum medya yazdı. Suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, suç örgütünü yönetme. Bunun gibi suçlamalar var. Bu iddialar var. Bunların neticesini ne olacak? Biz de hep birlikte iddianameyle göreceğiz. Nasıl bir ağ çıkacak? Nasıl bir bağ çıkacak? Ama bunca yıldır biz iddianame okuyoruz. Bunca yıldır örgüt soruşturmalarını okuyoruz. 15 yıl, 16 yıldır örgüt... ilk başta ben yargılandım ya. O örgütün nasıl oluştuğu... Hangi aşamalardan geçtiği, örgüt olabilmesi için neler gerekli? Bütün hepsinin unsurlarını ararsınız iddianamede. Şimdi benim gördüğüm ve soruşturmanın gittiği noktaysa bunun daha da genişleyeceği. Çünkü bu birbirine bağlantılı isimler çıktığı müddetçe de bu bağ artacak. Mutlaka takip mesela yurt dışına kaçtı ya da şöyle oldu, böyle oldu gibi şeyler söyleniyor. Ya eminim ki savcılık ve emniyet bu kişileri izliyordur. Bu kişileri takip ediyordur. Onların bir yere gitme, bir yere kaçma gibi durumlarında müdahale ederler. Bu kişilerin yürütülen soruşturma içerisinde sakin kalmaları gerekiyor. Polat ailesinden bahsetmiyorum. Diğer kamuoyu açısından söylüyorum. Evet, herkes bir an önce bu şeyin sonlandırılmasını bekliyor. MASAK'ın rapor hazırlanması bekleniyor. MASAK bu kadar derin bir araştırma yapıyorsa vardır bir bildikleri. Yani bazı adımlar atılıyor işte. Tabii o adımlardan biri de Ahmet Gün mesela. En son öğrendiğimse şu... En son öğrendiğim de size şu. Polat ailesiyle bağlantılı bazı hesap hareketlerinden sonra Ahmet Gün isminde kendilerinin de bahisi olduğu iddia edilen. İddia diyorum çünkü onu reddediyor kendisi. Ordu'daki bahisi olduğu iddia edilen bir kişi hakkında onun birinci ve ikinci derece yakınları yaklaşık 20 kişi, 20'nin üzerinde kişi hakkında... tedbir kararı uygulanıyor. Bu tedbir kararının neticesinde de çok büyük bir mal varlığından bahsediliyor. Ben bunları öğrenmeye çalıştım ama toplam rakamını ne yazık ki kaynağımdan öğrenemedim. Dosyaya mutlaka girmiştir bunlar, vardır orada ama ben öğrenemedim. Tabii bir de dosyanın kısıtlı kararı olduğu için tam da herkes de göremiyor zaten. Ahmet Gün'ün Polat ailesiyle ilişkisi. Ahmet Gün'ün Polat ailesiyle şöyle. Ahmet Gün'le ilgili bunu ilk başta dile getiren Erk Acerer. Gazeteci arkadaşımız Erk Acerer oldu. Aynı zamanda Muhammed Yakut'la birlikte yapmış olduğu YouTube yayınında ve onun sosyal medyadaki paylaşımlarında da gördüm. O ismi orada öğrendim ben ilk başta. Şimdi Ahmet Gün hakkında tedbir kararı konunca da ayrıntılarına vakıf oldum. Aslında bu kişiyle ilgili zaten yıllardır yazılar yazılmış. İddia şu, batık şirketler veyahut da kara para aklama veyahut da işte bu KDV işleri, birbirine naylon fatura kesme ya da sahte fatura kesme gibi şirketleri toparlayıp üçüncü kişiler üzerine yapıp o kişilerle de şirketler arasındaki bağları kurup bir vergi ağı sistemi oluşturulmuş. Bunu yapan kişi olarak iddia ediliyor. Bununla ilgili Ahmet Gün'ün yanında olan bir kişinin mahkemeye vermiş olduğu bir ifade var. Bu ifadede de diyor ki, zaten bu da şeyde yayınlandı, burada da anlatılıyor. Mahkemeye sunduğu bir evrakta diyor ki, ben Gün muhasebenin sahibi... Mali müşavir Ahmet Gün beni köyden çağırdı. Mali durumum iyi olmadığı için bana yardımcı olmak istediğini söyledi. Bana bir iş yeri açacağını söyledi. Bu iş yeri açmak için de ben geldim. İşte benim adıma bir şirket kuruldu.
Benim adıma şirket kurarken de 50.000 TL'lik bir senet imzalattı bana. Bu senedin de görselini veriyor ve aslında bende diyor. İmzayı şey yapabilirsiniz, tetkik edebilirsiniz bunu, imzayı diyor. Ardından diyor üzerime Şerbetçi Kağıtçılık diye bir firma kuruldu diyor. Şerbetçi Kağıtçılık bir adlı firmayı kurduk diyor. Marmara Sanayi Sitesi'nde bir depo tutuldu bu şirket adına. Bir süre sonra ben diyor durumdan rahatsız oldum ve bu şirketi devretmek istediğimi söyledim. Cevat Cangül isimli bir kişiye ben devrettim bu şirketi diyor. Ve sonrasında oradaki yapılanlarla ilgili MASAK'a şikayette bulundum diyor. Ve aynı zamanda bununla ilgili diyor ifade verdim diyor. Vergi Denetim Kurulu'na ve MASAK'a dilekçelerle birlikte ifademi aldılar diyor. Bu ifademi aldıktan sonra ise yine diyor örnekler verdim diyor. Karadağ Ormancılık Şirketi'nde gün muhasebede çalışan Zümrüt Yerbakan adına, aynı zamanda Deko isimli firma Ören, soyadı Ören olan emekli bir kadına ait. Bunun gibi yüzlerce paravan şirket Ahmet Gün tarafından kontrol edilmektedir. Şirketten ayrılıp Ahmet Gün'de bulunan senedimi aldıktan sonra çalıştığım süre içerisinde gördüğüm tüm usulsüzlükleri güvenebileceğim tek kurum olan MİT'e bildirdim diyor. Bununla ilgili MİT'e göndermiş olduğu PTT Kargo'nun evraklarını da yayınlıyor ve veriyor. Bunlarla ilgili de iddialarını anlatıyor tabii ki, devam ediyor. Terör örgütlerine, FETÖ'ye yardım ettiğini, oradaki belirli kişilere paralar verdiğini, gün, saat ve isim vererek anlatıyor bunları. Böyle bir iddiada bulunuyor. Ve bunu da ayrıntılı olarak bildiriyor. Ahmet Gün ise bununla ilgili, bu asılsız iddialarla ilgili diyor, Yaşar Şerbetçi'nin asılsız iddialarla ilgili ben de diyor, şeye başvurdum diyor Ahmet Gün. Savcılığa başvurdum, iftira davası açtım diyor bu kişiyle ilgili. Çünkü söylediklerinin hepsi yalan, iftira ve aynı zamanda diyor hakaret diyor. Benim diyor Fas'la Ordu'da ne başka bir hiçbir yerde Dilan Polat şubem yoktur diyor. Bununla ilgili de herhangi bir bağım da yoktur diyor. Bunlar diyor yargıdaki konulardır, araştırılmasını istiyorum ben de diyor. İş bu noktaya geliyor Ahmet Gün'le ilgili. Şimdi bunun arasındaki bağa geldiğimiz zamansa ortada bir para var. Çok büyük bir para. Bu parayla zenginleşen bir aile var ve bunu toplumun gözüne sokan bir aile var. Bir tarafta da onun savunuculuğunu yapan bir kişi var ve sonra öğreniyoruz ki bu kişi de zaten bu tür yüzlerce işlerle yapılıyormuş. Böyle bir iddia var. Ahmet bunu kim Gün, yapıyor? Şoför. Evet, Ahmet Gün ama bu Dilan Polat adına ve Engin Polat adına yayınları falan da katılıyor. Tabii galiba, canım yayınlara katıldı. İşte mali yapısıyla ilgili bilgiler verdi, açıklamalar yaptı. Yani aile daha o kadar yakın. Daha öncesinde yani. Hayır, en son süreçte işte. Evet. TV8'e çıktı galiba. TV8'e çıktı, orada iki kişiyle birlikte açıklamalar yaptı. Şimdi savcılık buradaki bir bağ yakalamış. Onun için de mal varlıklarına tedbir konuyor ve öğrendiğim kadarıyla mal varlığı 11 sayfa falan diyorlardı. O kadar çok gidiyor bu kişilerin üzerindeki mal varlığı ve o kadar çok şirket var ki diyor. Biz diyor her gün yeni şirket buluyoruz diyor. Peki dedim savcılık nasıl yürütüyor bunu? Şimdi, emniyet kaynağı diyor ki bu iş yürüyor. Yüzlerce şirket var diyor. Yüzlerce isim var diyor. Tek tek takipteyiz diyor. Şimdi savcılık kanadından dosya kısıtlama olduğu için tam şeyleri göremiyoruz. Ama eminim ki savcılık da daha başka isimler üstünde yürüyor. MASAK yani Mali Suçlar Araştırma Kurulu başka bir yerden yürüyor. Onlar başka bir yerden yürüyor ve dosya daha da genişliyor. Bak yeni isimler de dahil olacak şöyle. Çok fazla isim var. O isimler de dahil olacak. Ve ortaya çıkacak yapıda Türkiye'nin belki de bundan sonra yapılmasına cüret edilemeyecek bir operasyon olacak. Göreceğiz. Eğer böyle bir irade gösterilmeye devam ederse. Gösterilmeye devam edilirse. Eğer dosya rahat bırakılırsa. Eğer Ankara'dan şu işimizi halletti, bu işimizi halletti denmezse. Bir el devreye girmez. Şimdi bunlarla ilgili ben en son... Böyle ihtimaller görüyor musun? Yok, görmüyorum ben. Şu an öyle sürdürülmüyor. Ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben en son bu programda anlattıklarımı... savcılık beni çağırdı. Telefonla aradılar. Bilgime başvurmak istediklerini söylediler. Davayla ilgili gittim ben de Anadolu Adliyesi'ne. Ertesi gün gittim sabah şahitler huzurunda ifademi verdim. Bana ulaşan ihbar niteliğindeki bilgileri teslim ettim. Özellikle bu sanal bahisle ilgili olan ve bu sektörün içerisinde olan, geçen programda da anlattım zaten. Kimlerin ne söylediğini verdim ve biraz sonra anlatacağım dosyayla ilgili bilgiler de verdim. Yani zaten ihbar kağıdının içerisindeydi. Bunu da verdim. Kaynağımı belirtmedim. Gazeteci kaynağını bildirmez. Ama ben bu kişilerle görüşüyorum. Ve öğrendiklerim gerçekten Türkiye'de üstüne gidilmesi gereken yegane konular. Her ne kadar sosyal medyada bunları aklamaya çalışan insanlar olsa da bu sektörün büyüklüğü ve gençlerin bu tuzağa düşürüp
bu parayı da Türkiye içerisinde legalleştirmek için girdikleri kanunsuzluklar artık has safhaya çıkmış durumda. Buraya bu kadar başarılı işler yapan Emniyet Müdürlüğü mutlaka neşter vuracaktır. Biz de bunun takipçisi olacağız. Şimdi o neşterlerden biri vurursun diye bir başka dosyaya aslında giriş yapacaksın. Burası birbiriyle bağlantılı diye değiştirmeyeceğim dosyayı. Çünkü büyük bir para var.